83. yılı kutlama programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Hazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize teşriflerinin 83. yıl dönümünü coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Hazi Mustafa Kemal Atatürk 5 Şubat 1934 tarihinde ilimize teşrif etmiş, Niğde'mizi onurlandırmışlardır. Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin yıl dönümünün onur günümüz olarak her yıl kutlamaktayız. Milli mücadele döneminde düşman işgaliyle karşı karşıya kalmayan Niğde'miz, kurtuluş mücadelesinde en önemli görevi yapıp Ulukışla ve Pozantı hattından düşmanı ileri geçirtmemiştir. Bu bakımdan Niğde'mizle ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözleri söylemiştir. Ben Niğde'ye alakam büyüktür. Niğdelileri her zaman sevmişimdir. Yine kurtuluş mücadelemizde Niğde her zaman önemli rol oynamıştır ifadesiyle Niğdelilere olan sevgisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle göstermiştir. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaktayız. İlimizi geliştirip güzelleştirmek için ilimizin diğer yöneticileriyle beraber yine siyasiler olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim, bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en önemli coğrafyası üzerinde oturuyor. Bu bakımdan dünya devletlerinin her birinin gözü Türklerin Anadolu'ya geldiği günden beri bu ülkenin ve bu milletin üzerinde. 1071'de Malazgirt Savaşı'nı bu millet yaptı. Yine İstanbul'u Türk milleti fethetti. Bu toprakları vatan olarak kendimize seçtik ve bu toprakların bedelini millet olarak hep beraber ödedik. Yine değerli hemşerilerim, özellikle son zamanlarda ki bunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz 15 Temmuz alçak hain bir darbe girişimiyle de karşı karşıya kaldık. Aslında bu da bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişiminde de nasıl ki milletimizin Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu 15 Temmuz'da da yine aynı şekilde canlandı ve yine bu millet
yine bu ülkeyi işgal etmek isteyen güçlere diz çökmedi. Tankları, topları adeta elleriyle, bedenleriyle durdurdular. Bu bakımdan şunu söylemek istiyorum. Bu topraklar binli yıllarda Türk milletinin olmuştur. Bugüne kadar bu topraklarda Türk milleti yaşamıştır. Ve bugünden sonra da sonsuza kadar bu topraklarda bu millet yaşayacaktır. Bunun herkes tarafından özellikle bilinmesini istiyorum. Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı. Bir elçi ahiretten uzanmış. Edep de gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona analardan, oğullardan dilekler yeter. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im, hey! Ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim. Komut verdim, şahlandı cümle vatan. Boğdun kör talihi zindanında. Bahtı gülen anaları yurdumun, gökleri, dağları, denizleri, yarınları, güvenip de uyduğum aslan yeleli ışığı sınırlarımın Mehmetleri. Bir tanem Türkiye. Okuduğu şiirden dolayı öğrencimize çok teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış daha rica ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Eseri mi? Akşam için de. Ankara bölgesi. Ankara bölgesi. Ankara bölgesi.